Özellikle yeni başlayanlarda bir hatayla karşılaşıldığında teknik olarak nasıl davranacağını bilmek sizi en azından stresten kurtarır ve nasıl davranacağınızı bildiğiniz için sorunu da çözebilme ihtimalinizi artırır ve bulunduğunuz ortamın gereksinimlerini anlamanız gerekiyor temel olarak. Bir hatayla karşılaştığınızda ne yapacaksınız? Öncelikle yazılım eşittir hatadır. Burada bir teknik olarak üretilmiş bir şeyden bahsediyoruz ve çok kompleks bir sistem. Burada hata olmama ihtimali yok. Sürekli olabilir. Ürün geliştirirken binlerce hata görebilirsiniz. Geliştirildikten sonra yayın esnasında da sürekli yüzlerce hata olabilir. Bu durumlara hazır olmanız gerekiyor. Ve bu nedenle de ben yazılımcıya genel olarak sorun çözen insan diyorum. Bu sorun çözme yeteneğini size kazandırır yazılımcı olmak. Ve diğer yandan da şu da bir diğer gerçek. Eğer hatalara karşı sabrınız yoksa yazılımcı olmanız biraz zor olabilir. Ya da canınızı bu süreç. Bu nedenle profesyonel yazılımcılar biraz da sabırlıdır işin gerçeği. Çünkü zaman ve karşılaşılan sorunlar bunu size öğretir. Bunu bir alışkanlık haline getirir profesyonel yazılımcılar. Bazı durumlarda sabırlı olmak zorundadır. Çünkü birkaç gün bir sorun üzerinde uğraşmak herkesin yapabileceği bir şey olmayabilir. Bu nedenle bir şey öğrenirken, özellikle teknik anlamda, bilimsel anlamda bir şey öğrenirken sabredin ve sadece araştırmanızı, düzenli olarak disiplininizi koruyarak çalışmaya devam edin. Ve bir diğer konu, bahaneyi başkalarına atmak, yani sebep olarak başkalarını görmek. Şimdi bu farklı şekillerde olabilir. Yani yıllarca belli alanlarda uzmanlaşmış birinin size anlatacağı çok şey olabilir. Ama yeni başlayanları kastediyorum özellikle. Yeni başlayanların bunları anlaması mümkün değil. Çünkü o yılları ve tecrübeleri görmedi. Bu nedenle başlangıçta bir tecrübeli kişi, tecrübesinden emin olduğunuz kişi size belli bir konsept sunuyorsa, belli bir çözüm yolu sunuyorsa onu takip edin. Ve profesyonel birinin hazırladığı içeriği de eleştirirken öncelikle bir test etmeniz gerekiyor. Ben bu konuda hangi seviyedeyim ve bu oluşturulan, üretilen içeriği eleştirebilecek, teknik olarak eleştirebilecek bir birikimim var mı mesela? Bunu sormanız gerekiyor kendinize. Çünkü bunu sunan kişi profesyonel bir kişi. Ve karar vermeden önce işte sorun eğitimde, sorun eğitmende vesaire bunları söylemeden önce öncelikle bir tartmanız gerekiyor. Çünkü bunun kaybı size olacaktır. Siz kendi sorunlarınızı fark edemeden bu mesela bir şey yapamadınız diyelim, o anda olmadı, faydalanamadınız o içerikten vesaire. Böyle bir durumda siz eğer kendi sorununuzun farkına varamazsanız siz gelişemeyeceksiniz. Bunun dezavantajı size olacaktır. Bu nedenle alabildiğiniz kadar bilgi alıp ve alabildiğiniz kadar bilgi alıp kendinizle ilgili eksikleri ve sıkıntıları ve nerelerde hata yaptınız bunları da inceledikten sonra düşünerek bazı kendinizle ilgili çıkarımlar yaptıktan sonra kendinizi de o eksiklerinizi giderecek farklı kaynaklar mesela içerikler alabilirsiniz. Bunları giderebilirsiniz bu şekilde. Ve bu şekilde daha da kendinizi geliştirebilirsiniz, hızlı geliştirebilirsiniz. Ben her zaman söylediğim gibi sorunu kendinde aramak başkasında aramaktan daha zordur ama faydası diğerine göre daha fazladır. O yüzden kendinize odaklanın ve siz bu içeriklerden internetteki milyonlarca içerikten nasıl faydalanırsınız? Onlara odaklanın. İşinize yarayanı alın
ve kendi işinize bakın. Okuma makinesi olmak bu her alanda gerekli olan bir şey. Bir yabancı dil öğrenirken de böyle bu yolu takip ediyoruz. Yeni bir teknoloji öğrenirken de onun dokümantasyonları ve internette işte o satın aldığınız kitaplar şöyle böyle hepsini okuyabiliyor olmanız gerekiyor, okumanız gerekiyor. Çünkü teorik ve detaylar tamamen yazılı kaynaklarda bulunur. Bir örneğin Oracle'ın, bir PostgreSQL gibi devasa bir şeyin dokümanlarını video kurs haline getiremezsiniz. Böyle bir şey mümkün değil. Getirirse bile siz hayatınızın belki bir ayını falan sadece izlemekle geçirmek zorunda kalırsınız. Böyle bir şey mümkün değil. O yüzden yazılı içerikler üretiliyor zaten ve bunları takip etmemiz gerekiyor. Arama motorlarına hakim olmak, bu da aslında genel olarak araştırmacı kültürünün temel bir gereksinimi. Hangi alanda çalışıyorsanız çalışın, %90 oranında arama motorlarına ihtiyacınız var. O yüzden de genel olarak bir arama motoru nasıl kullanılır, püf noktaları nedir, istediğiniz içerikler nasıl bulunur, bunları araştırmanız gerekiyor. Bazı püf noktalar var, onlara odaklanmanızı tavsiye ederim. Bu sizin vaktinizi daha etkili kullanabilmenizi sağlayacak. Vakitten tasarruf yapacaksınız yani. Sormadan önce araştırma kültürü. Bunu daha önceki videolarda anlattım. Araştırırsanız öğrenirsiniz. Sorarsanız öğrenme durumunuz sadece o anki sorun, karşılaştığınız sorunun çözümünü bilmek anlamına gelir. Yeni bir şey öğrenemezsiniz. Ama araştırırsanız onu pratik yaparak öğrenmiş olursunuz. Bu nedenle önemlidir. Çözülen bir hatayı internet üzerinde paylaşma kültürü. Bu çok önemli. Yani birilerinin sizin karşılaştığınız sorunların çözümünü bir makale, bir video olarak paylaşması nasıl hoşunuza gidiyorsa, çünkü size hem zaman hem para kazandırıyor bu tür içerikler, değil mi? Sizin belki 2 gün, 3 günde yapacağınız şeyi adamın birisi bir makalede anlatmış, çünkü o kişi sizden daha tecrübeli ya da o kişi onu yaşamış ve demiş ki ben bunu anlatayım, birileri faydalansın ve bu size belki 2 gün kazandırdı, belki de tabii ki bunun sonucunda bu bir iş olduğu için size para da kazandırmış oldu. Sizin de bu aldığınız bilginin yerine bir şey koymanız gerekiyor internete. Bu çok önemli. Ve hatalardan öğrenmek. Her yaptığınız hata, bu projede olabilir. Yani sizin öğrenirken karşılaştığınız bir şey olabilir. Bu yaptığınız hataları bir süzgeçten, değerlendirme süzgecinden geçirip bunların sonuçlarında neler yapabiliyor, neleri düzeltebiliyorsunuz, bunlara odaklanmanız gerekiyor. Parça parça bütün hataları çözüp bir araştırmacı kültürüyle ben şu hatayı nasıl çözerim, işte şu alanda kendimi geliştirirken şöyle bir sorunla karşılaştım, bu benim eksiğim mesela, ya da şurada hata yaptım, bir sonrakinde bu hatayı yapmamak için ne yapabilirim gibi durumlarla kendinizi test ederek sürekli kişisel olarak da geliştirmeniz gerekiyor.